Evet efendim, bugün size getirdiğim yer Bursa'nın Keles'e bağlı olan Pınarcık Mahallesi. Efendim, daha önce de biz buraya gelmiştik. Bundan yaklaşık herhalde 2 yıl falan oluyor. Bu yıl 2. yılımız. O zaman da genç kardeşimizi ben ekranlara taşımıştım. Aslında bizim toplum olarak da bir eksikliğimiz var. Onu da buradan tekrar konuşacağız. Ama Pınarcık'ta ne vardı? Pınarcık'ta çok muhteşem bir alabalık tesisi var. Ve bu alabalık tesisinde artık yetişmek üzere, geleceğin işletmecisi olmak üzere bir genç kardeşimiz var. Çalışan. Peki biz ne konuşuyorduk burada? Burada biz köylerde gençlerimizi ne kadar tutabiliriz veya çocuklarımızın artık köylerde yaşamak istemeyişlerinin sebeplerinin arasında neler olduğunu, bunu aslında genç fikirlere de soruyor olmamız lazımdı. Şimdi bunları değerlendireceğim ben kardeşimle. Bir kez daha bunu buradan vurgulamak istiyorum. Evet, gençler köylerde yaşamak istemiyor. Genelde şehir ve metropollerde var olmak, işte çalışma hayatlarını orada devam ettirmek istiyor. Ama bizim o zaman da yaptığımız gibi genç kardeşimiz de hemen köyü çok seviyor, ailesi burada olduğu için o yüzden de o burada kalmak istiyordu. Efendim, 2 yılda ne değişti? 2 yılda nasıl bir tecrübe edindi? Ve önümüzdeki yılların içerisinde hedeflerini nasıl değerlendirecek, onu konuşacağım. Seni tanıyabilir miyim? Hoş geldiniz. Ben Mine Aybey. Evet. İşletme sahibi sayılırım artık. Yani evet, kendimi ilerletmeye başladım. 2 yılda ne değişti? Çok şey değişti. Biz bir kalem daha büyüdük. Biraz daha büyüdük. İşletmemizi büyüttük. Siz 2 yıl önce geldiğinizde burası yoktu. Sadece bahçe vardı. Yazın bahçe güzel oluyor. Kışın içerisi çok iyi oldu. Kar görmeye gelenler için, hani burada ısınıyorlar, sobamız var, her şey var. 2 yıl içerisinde başka kahvaltılarımız değişti. Bir tık daha değiştirdik. Hani kendi eksiklerimizi görmeye başladık. Evet. Eksiklerimizi de görmeye başladık. Hani 2 yıl önce bunları veriyormuşuz. Şimdi daha farklı şeyler vermeye başladık. Kendi yaptığımız zaten mahsulleri vermeye çalışıyoruz. Hazır aldığımız çok fazla şey yok. Yazın zaten kendim yapmaya çalışıyorum. Yani salçadır, reçeldir, diğer kalan malzemeleri. Çok fazla hani nasıl desem, ekstra buraya bir şey alınmıyor. Dışarıdan bir şey gelmiyor. Kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Burası zaten bir aile işletmesi. Kimse yok. Sadece kendimiz. Annem, babam, kardeşim, ben. Hep akraba, yani aile işletmesi burası. Evet, çalışanlar hep kendimiz. Farklı kimse yok. Zaten dışarıdan biri olsa nasıl olur bilmiyorum. O bize alışır mı, biz ona alışır mıyız? Şimdi artık herkese güvenmek bir tık daha zor. Şimdi sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi efendim, biz 2 yıl önce konuştuğumuzda genç olarak işletmenin içerisinde tabii ki eksiklerimiz var. Tabii ki tecrübe kazanmak için çok yol kat ediyor olmamız lazım. Ama değerlendirirken de genç olarak burası sana ne katıyor diye sormuştuk. Ne katıyor burası sana? Burası bana her şey katıyor. Yani ailem burada, hayatım artık burası zaten. Ben okumayı kendim istemedim. Hani bu da bir seçenek. İsteyen istediğini yapabilir. Ben okumak istemedim, çalışmak istedim. Zaten başka bir yerde değil, kendi işletmemiz, kendimiz yapıyoruz her şeyi. Hani herkes farklı algılıyor. Okumaya gitseydin, kendini geliştirseydin, altın bileziğin olurdu. Zaten burası benim için bir altın bilezik. Burada kendini geliştirdikten sonra çok daha büyük yerlere gelebilirim. Şu an mesela herkesin sahip olmadığı çok şeye sahibim burası sayesinde. Hani herkes senin şunun var, buyun var. Ben kendim çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum her şeyi. Bunu her zaman söylerim. Çalışan kazanır. Kendim çalıştığım için istediğim gibi de her şeyi alıyorum. Hiç sıkıntım yok o yüzden. Mesela hem okuyup hem çalışmak zorunda olanlar var. Ya bu tamam, belki hayattan kaynaklı olabilir, aile durumlarından kaynaklı olabilir ama kimse kimseyi yadırgayamaz. Yani bu benim isteğim. Ben okumak istemedim. Ya bu bölümü de okumuştum zaten. Bölümüm üzerine devam ediyorum. Burada sadece hani balık olsun, kahvaltı olsun diye bir şey yok. Burada kendi misafirimiz geldiği zaman, dışarıdan başkaları başka bir şey istediği zaman her türlü yapmaya şeye sahibim. Hani şu da benim olsun dediğim zaman çalışıp kazanıp onu elde edebiliyorum yani. Hiç o yüzden sıkıntılarım olmuyor. Var mı peki köyde gençler? Köyde neredeyse sadece ben kaldım diyebilirim. Yani çocuklar var. Bir de ben varım. Kimse yok köyde. Hani geceleri falan böyle dışarıya çıktığımızda çok ıssız. Köyü alıp götürseler insan yok, genç yok. İster miydin peki burada da gençlerin olmasını?
İsterdim, bazen çok sıkılıyorum. Hani kimse yok köyde gerçekten. Hani bayramlarda falan kalabalıklaşıyor. Ama kimse yok yani. Kimse köyü sevmiyor. Köyde internet çekmiyor. Köyde yaşanır mı? E ben yaşıyorsam siz de yaşayabilirsiniz yani. Şehirde yaşadıklarından mutlular mı? Memnunlar mı? Ne söylüyorsunuz? İşte ya herkes ev, Bursa'da ne yapıyorsun? Yatıyoruz, ne yapalım, geziyoruz. Orada kafeler var, şu yani evinde de kahve yapıp içebilirsin. Yani burada doğal ortamda da yapabilirsin. Yani onların yapamadığı çoğu şeyi biz burada zaten yapıyoruz. Evet, aslında çok güzel bir şeye değindim. Şimdi biz tabii şehirlerde böyle manzarası olan, işte ağacı olan, işte yeşilliği olan, dışarıda havası olan kafeleri tercih ediyoruz. Nefes alalım, hava alalım diye. İşte aslında köylerde en doğal hava. Kendi imkanlarıyla burada hem doğasını, hem manzarasını, hem havasını her şekilde soluyor olabilirsiniz. Öyle değil mi? Evet. Burası daha iyi. Yazın mesela orada tişörtle bile çok sıcaktan duramıyor insanlar. Biz burada kazakla geziyoruz yani o derece rahat. Şimdi efendim babası Sayın Veysel Aybey, Pınarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı. Biz o zaman bundan 2 yıl önce geldiğimizde de dedik. Yani bu kızı yetiştiriyor olman lazım. Artık bundan sonra işletmeciliği kızı devrediyor olman lazım. Çünkü hem bir farkındalık oluşsun hem de bu bölgelerde çok alışık değiliz çünkü. Burası Keles, Bursa'nın güney bölgesi ve dağ bölgesi, dağ yöresi deriz biz buralara. Buraları biraz daha kadın işletmecilere çok alışık değil. Fikren de alışık değil. Mantıken de pek alışık değil. Ama bizim artık bu sistemi kırsal kalkınma modellerimizi seçerken, kırsalda gençlerimizi tutabilme modellerini seçerken artık bu alışkanlığa da sahip oluyor olmamız lazım. Günümüze baktığımız zaman, dünya profillerine baktığımız zaman bayan işletmecilerimiz, bayan girişimcilerimiz hemen hemen her sektörde, her alanın içerisinde. O zaman kırsal kalkınma modellerinde de, kırsal kalkınmaların olduğu yerlerde de bayan işletmecilerimizi kabul ediyor olmamız lazım ve bayan işletmecilerimizi destekliyor olmamız lazım. Hele de gençlerse özellikle ellerinden tutuyor olmamız lazım. Onları köstek olmak yerine onların yolunu, onların önünü açıyor olmamız lazım. Ve lütfen bir kez daha söyleyeyim buradan, vurgulamış olalım seninle de beraber. Bayan girişimcilerimize, bayan çalışanlarımıza, bayan işletmecilerimize herkesin önce saygı duyuyor olması lazım. Bu bir gerçek. Saygı duymanız lazım, hürmet etmeniz lazım ve anlıyor olmamız lazım. Hani gençler sektörlerde kalmıyor dediğimiz zaman aslında gençleri sektörlere biraz da teşvik edecek olan bizleriz. Onları orada tutma yolunda yön verecek olan da bizleriz. Bunları birbirine harmanlıyor olmamız lazım. Değil mi? Evet. Yani kadınlar çalışıyor diye şimdi kimse saygı duymuyor. Kadından işletmeci mi olur? Kadınlar evde otursun, çalışır mı? Kadınlar araba kullanır mı? Bize de o haklar verilmiş. Sen kullanabiliyorsan ben de kullanabilirim. O zaman sen çalışma, evde dur. Biz çalışalım. Yani insanlar biraz farklı algılıyor. Kadınlar çalışır mı? Kız çocukları okur mu? İsteyen okur, isteyen okumaz. İsteyen çalışır, isteyen çalışmaz. Sana neler dediler? Sen neyle karşılaştın? Ya bana işte buraya okusaydın da bir yere bir baltaya sap olsaydın, okusaydın da bir şey olsaydın, boyun var polis olsaydın. Bu benim isteğim, bu benim tercihim. Belki ileride pişman olur muyum, olmaz mıyım bilemem. Ama şu an mutluyum yani kimse beni yargılayamaz. Sen okumuşsun bir yerlere gelmişsin ama boşsun. İnsan olmamışsın. Mesela çok yakın bir akrabamız doktor ama ben ona her zaman derim insan değil. Çünkü gördüğü zaman yön değiştiren bir insan. Sen okumuşsun, etmişsin ama insan olamamışsın. Yani selam vermekten bile gocunan insanlar var. Ben okudum. Okuyabilirsin ama insan olmamışsın. Evet, ben her zaman bunu söylerim yani. Şimdi sen çok gençsin, daha 20 yaşındasın ama tecrübeli maşallah o konuda. Kendini yetiştiriyor musun aynı zamanda? Eğitebiliyor musun? Çünkü insanlar bir şekilde evet okulda öğreniyoruz. Okulda akademik, teknik öğreniyoruz. Ama eğitim gene bizim kendimizle alakalı. Kendimizi yetiştiriyor olmamızla alakalı. Sen? Evet. Ya beni ilk zamanlar ben yemek yeteneğim fazla, bunu herkes söyler. Hani gördüğüm şey hemen kapıp yapabilirim. Bir videoyla, bir şeyle yaparım onu. İşte herkes sen okulunu okudun tabii yaparsın. Okulda ben bunları görmedim. Ben okulda pasta öğrencisiydim. Ama burada hiç pastaya dair hiçbir şey yapmadım.
Ya o sevemedim yani pastayı. Ama yemekle ilgili mesela ufacık bir video görürüm. Ertesi gün onu denerim, yaparım. Herkes de beğenir. İlk defa yaptı, ya bu yenir mi demez kimse. İnsan kendine bağlı biraz da kendini geliştirmesi. Yetiştirebiliyor musun? İşte eğitiminle, gelenlerini karşılamanla, işte saygı duymanla. Sonuçta hizmet sektörü gerçekten zor bir sektör. Ya ben geliştiğimi düşünüyorum. Hani herkes burada beni çok güler yüzlüsün dediği zaman zaten yetiyor bana, artıyor bile. İnsanlarla artık çok fazla iç içeyiz. Herkes seviyor, güveniyor. Yani beğenip de geliyorlar zaten. Çok da bir sıkıntı olmuyor. Babandan neler öğrendin? Sana ne tecrübe kattı? O her zaman der çalışan kazanır, istediğini alır der işte. Yeri geliyor çok bağırıyor, çağırıyor, ediyor. Ya, kızdığımız zaman da oluyor ama anlıyoruz zaten her şey bizim için olduğu için çok da bir şey olmuyor yani. Hizmet sektörünün zorluğunu da anlıyorsun. Evet, zor. Hani başkasının işinde olsak belki daha zor. Ben otelde çalıştım. Çok zordu, çok kötüydü hatta. Bir de asla çalışmam o derece. Kendi işinde çalışmak nasıl? Zorluğu var. Sabahları bazen çok zor geliyor uyanmak. Hani bir saat fazla uyusak nasıl olur? Yani ama yine de güzel yani değiyor. Kazandığımız paraya her şey değiyor. Emeğine değiyor en azından. Evet, emeğimize değiyor, her şey değiyor. Biri teşekkür ettiği zaman yetiyor zaten. Peki olumsuz nelerle karşılaşıyorsun? Mesela biz biraz daha sabırsız toplumuz. Evet, çok fazla sabırsız insan da geliyor buraya. İnsanlar hemen böyle azarlıyorlar, laf söylüyorlar. Ya beklemek için mi geldik? Beklemek için gelmediysen yani yapacak bir şey yok. Beklemek zorundasın. Balığın pişme süresi. Balığın pişme süresi var. Tencereye olsa zaten koyup direkt ben senin önüne verebilirim. Onun bir pişme süresi var. Balık 3 defa fırına girip çıkıyor. Anca pişiyor. Bazen sobanın derecesi düştüğü zaman bizden kaynaklı bekleniyor. Ama yine de bekleniliyor yani. Beklemek zorundasın. Her yerde bekliyoruz. Bir kafeye gittiğinde bile bir kahve gelene kadar 10 dakika, 20 dakika neredeyse bekliyoruz yani. Peki kavrayabildin mi balık pişirmeyi? Artık yani o konuda ustalaştın mı? Evet, ustalaştım artık. İyice kavradım yani. Alıştım. İyice çözdüm yöntemlerini yani. Onun mutlaka bir hassas detayı vardır. Ne? İlla ki var işte hani böyle çok sırda verilmez ama Meslek sırrı. evet. Ya yani işte düzenli yaparsan onu bile düzenli yaparsan yolunda ilerliyor. Her şeyi bir düzene koyarsan bir sistemde gittiği zaman düzeliyor. Peki burası için hedeflerinde, burası için hedeflerinde neler var? Ne yapılabilir buraya daha fazla? Nasıl büyütülebilir? Nasıl geliştirilebilir? Sonuçta sen geleceğin bir bayan işletmecisin. Bayan patronusun diyelim. Geleceğin. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Ve genç kuşaksın. Genç kuşakları biz pek beğenmeyiz ama fikirleri muhteşemdir efendim. Yani onların görüşleri hakikaten biraz daha onlara önemsemek lazım. Ne yapardın? Ne yaparsın? Biz şöyle bir şey düşündük. Acaba dedik yaz için böyle kafe gibi bir şey mi olsa? Hani Ramazan'da falan insanlar böyle arıyorlar. Evet efendim, ülkemiz son zamanlarda zor ve acı günlerden geçiyor. Ülkemizin dört bir tarafına dağılan, toprağa verdiğimiz şehitlerimiz vardı. Efendim tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Peygamberimize komşu olsun. Yaralı olan gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bir an evvel sağlıklarına kavuşsunlar. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Ve buna istinaden de devletimizin, ülkemizin başlatmış olduğu bir bahar kalkanı harekatı var. Burada da Allah bütün askerlerimizin, ordumuzun yardımcısı olsun. Milletimize muzaffer olmayı, ülkemize muzaffer olmayı nasip etsin efendim. Bunu bir kez daha bizim programımızda vurgulamış olalım. Gerçekten yapmamız gereken, olmamız gereken yerdeyiz. Kimsenin de şüphesi olmasın. Devletimize güvenelim. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Evet, ölenleri Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Gerçekten çok acı günlerden geçiyoruz. Atlatılması çok zor. Hani bir annenin yerinde olmak kimse istemezdi gerçekten. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şehitlerin cenneti mekan olsun. Ailelerine Allah çok sabır versin. Gazileri Allah acil şifa versin. Yani genç olarak herkes hiç istemiyoruz kimsenin acı çekmesini. Ama tabii ki bunları da yaşamamız gerekiyor. Şimdi efendim balımız önümüze geldi. Konumuz balık.
Balık için ta kalktık Bursa'nın Keles ilçesi Pınarcık mahallesine geldik. Aslında benim burayı size özellikle gösteriyor olmamın sebebi kırsalı kalkındırma. Kırsalda işte artık son zamanlarda çünkü agroturizm çok fazlalaştı. O bölgelerde biraz daha hani bizim aradığımız son zamanlarda bazılarının aradığı lüks restoranlardan daha ziyade daha salaş, daha kırsal ortamda, daha samimi ve gerçekten de daha doğayla baş başa olan yerleri artık arıyoruz. Ve gerçekten de özellikle arıyoruz. Şehrin o yoğun trafiğini, özellikle de Bursa'nın trafiğini düşünürsek, yoğun trafiğinden biraz daha nefes alabilmek için, hele ki burası Bursa'nın güneyi, dağ bölgesi, buranın havası mükemmel. Keles'in Pınarcık mahallesindeki alabalık işletmesi, daha sonra gelen misafirlerine balık ikramlarıyla beraber, buna istinaden de yeni yapmış oldukları, ilave etmiş oldukları kahvaltı çeşitleriyle beraber müşterilerini ağırlıyor. Daha doğrusu konuklarını ağırlıyor, öyle söyleyelim. Ne söylüyorlar size gelenler? Gelenler beğenerek, temiz olduğunu söyleyerek geliyorlar. Genelde zaten çoğunluk temiz olduğunuz için, lezzetten ziyade temizliğe bakıyor herkes. Ya biz bile başka bir yere gittiğimizde acaba çatallara bakıyoruz, kaşıklara bakıyoruz, temiz mi, pis olduğunu, her şeye dikkat ediyoruz. Burada da hani insanlar küçük hatalar arıyorlar. Ya köy yeri acaba nasıl bir sıkıntı bulabiliriz, ne çıkartabiliriz gibisinden bir şeyler illaki arıyorlar. Ama burası köy yeri zaten, doğal bir ortam. Doğal bir ortamda da yani çok afaki bir şeyler beklemek de bence yanlış olur. Evet. Evet, temiz zaten, ürünleri temizse, size sundukları yiyecekler temizse, hijyense, ortamın olduğu yerde tavuğun olması, işte ağacın olması, doğanın, taşın, toprağın oluyor olması gayet normal. Evet, yani köy yeri. Önceden burada hayvanlar falan vardı. Açıkçası ben hayvanları çok fazla estetik bulmuyordum. Evet. Yani hani sevmediğimden değil ama yiyecek söktürü burası. Yani içeride hayvanların dolaşması, tavuğun, kedinin, köpeğin çok hoş değil. Yani benim içime sinmeyen bir şeyi de karşı tarafa yönlendiremem, sunamam yani. Evet. Peki nerelerden gelenler var biliyor musun? Çoğunluk Bursa, Mudanya, İnegöl, o taraflardan, yani bu dağ yöreleri. Bursa dışından gelenler var mı? Mesela Bursa dışında yaşayan, işte Bursa'da iş icabı gelen, evet, ve ondan dolayı da sizi duyup gelen oluyor mu? Oluyor. Ya yani o ona tavsiye ediyor. Mesela biri yalnız gelirse sonra ailesiyle gelişiyor. Şundan duyduk, selam söylediler, tavsiye üzerine gelenler de oluyor. Aa, çok iyi. Peki, meslek sırrımızın sır özelliğimizi vermiyoruz ama balığımızla ilgili ne söylersin? Balık, yani ben işin içinde olduğu için söylemiyorum ama gerçekten lezzetli, yani tadı, lezzeti hiç değişmedi. Yıllardır böyle zaten, hiç değiştirmedik. İşte ufak dokunuşları var tabii her şeyde olduğu için. Onu sakladığımız için bir tık daha lezzetli. Bu sudan da kaynaklı, yani su lezzet veriyor. Karda değdiği zaman balık daha da tatlanıyor. Beğeniyor herkes. En çok ne söylüyorlar mesela balıkla ilgili? Neyi tercih ediyorlar? Balığı genelde tereyağlı, kaşarlı tercih ediyorlar. Hani çok bol yağlı isteyenler, ya biraz yağını fazla koyar mısınız? İşte biraz fazla kaşarlı olsun gibisinden söylüyorlar. Yani hizmet etmeye çalışıyoruz. Ya evet. Ama şimdi herkesin hizmet sektöründesiniz. Herkesi memnun etmek gerçekten zor. Çok zor. Sen bir de genç girişimci olarak ne söyleyeceksin? Herkesi aynı anda memnun etmek çok zor. Yani memnun olsa bile insanlar, yani nankörlük mü desem, nasıl desem, beğendikleri halde şu kapıdan giderken teşekkür etmeyen insanlar var. Yani dört dörtlük hizmet edip yani bir teşekkür etmek bu kadar zor olmamalı. Evet. Yani hepimiz, yani misafir bir gelirken şey yapılır, bir de giderken, yani insanlar bir teşekkür etmeye, bir hoş bulduk demeye tenezzül ediyorlar. Ya işte şunu yap, hadi getir gibisine. Evet. Yani saygısızlık yapıyorlar kısacası. Olmaması lazım. Peki sizin müşteri gelenleri karşılamanız? Ya biz çoğunluk zaten neredeyse müşteri karşılama 5 kişi 6 kişi çıkıyoruz neredeyse. Müşteri mutlu oluyor. Özel hissettiğini anlıyor. Tabii. Hani herkese öyle davranmaya çalışıyoruz. Biri gelirken de giderken de. Giderken de hep birlikte uğurlamaya çıkıyoruz. Gelirken de öyle hoş geldiniz, işte buyurun, nasılsınız, iyi misiniz? Mutlu oluyor insanlar. Küçük şeyler mutlu ediyor. Evet. Şimdi sonuçta
Kurucunuz babanız. Ama aile işletmesi, anne, baba, çoluk çocuk, herkes bir arada. Babanızla fikir alışverişiniz nasıl oluyor? Ya genelde biz sunuyoruz. Şuraya şunu yapsak. En son işte bu yukarıdaki çardakları yaptırdık. Hani yetmediğinden. Ya her yıl baktık ki müşteri kapasitesi biraz daha çoğalıyor, yükseliyor. İnsanlar biraz daha doğaya yakın olmak istiyor. Şeylere yakın olmak istiyor. Havuzlara, balıkları görmek için. Oraları yaptık. Oralar mesela çok iyi oldu. Orada insanlar gence kalkmak istemiyorlar. Semaver çayı falan veriyoruz. Herkes mutlu oldu. İstediği saate kadar oturuyor. Yani başkası gelince kalkar mısınız demiyoruz. Ne zaman isterse herkes o zaman gidiyor zaten. Peki seni genç bir kız çocuğu olarak, öyle söyleyeyim, genç bir kızımız olarak bu sektörün içerisinde görenler ne söylüyorlar? Sonuçta burası bir köy. Evet. Çoğunluk işte aferin diyor. Hani senin yaşlarındaki kızları şimdi evde bile tutamayanlar oluyor diyor. İşte sen her şeyin üstesinden, ya sevdiğin için ben her şeyi yapıyorum burada. Yani benim amacım biraz daha büyüsün, biraz daha gelsin. Hani balık harcını o kafe dediğim, yani insanlar burada rahat rahat yesinler, içsinler, mutlu bir şekilde gitsinler istiyorum. Ya evet, biraz daha kafe gibi olabilir düşünüyorsun. Evet, yani biraz daha öyle olabilir. Hani Ramazan'da falan çok oruç tutmayan insanlar oluyor. Ya biz fırını bazen geç yakıyoruz, herkes oruç tutar falan filan diye. Hani insan, ya tost da mı yok gibisinden soruyorlar. Hani böyle küçük bir şey olsa en azından insanları hani mutlu edebilecek bir yer olabilir. Tabii. Başka? Kendine ait. Geleceğini nasıl görüyorsun? Nerede görüyorsun kendini? Ya aslında geleceğe ait, böyle kendime ait bir dükkanım olsa, zaten belgelerim de var benim, ustalık belgem, iş yeri açma belgem. Mesela buradan gitsem bir yerde de iş yeri açmak isterim. Hani balık olmasa da başka bir şey üzerine. Mesela sadece bayanlara özgü ev gibi, ev tarzında küçük bir yer. Sadece yöresel, evet, gibi. Yöresel gibi. Buradan bizi izleyenlere, genç arkadaşlarına, sektörün içerisinde herhangi bir sektör olabilir. Çünkü gençler kendi dallarını kendileri seçiyor olabilmeleri lazım. Ama girişimci ruhunu da taşıyor. Hatta liderlik ruhunu da taşıyor olması lazım. Kırsalda gençlerimizi tutabilmemiz için de aslında sen de bir örnek teşkil et gençlerimize. Kendi bulundukları yerlerde, köylerde tesisler kurabilir. Bu şekilde de hizmet veriyor olabilirler. Ne tavsiye edebilirsin? Ya çalışan kazanır. Çalışsınlar, kazansınlar yani. Herkes annesinin karnından meslek sahibi çıkmıyor. Herkes çalışarak bir yerlere geliyor. İlk de herkes eziliyor. Kademe kademe yani. Bir şey olana kadar eziyorlar, ağlatıyorlar, laf söyletiyorlar. Yeri de geldiği zaman, oh ben bunları aştım, siz de aşabilirsiniz. Yani ben de ağladığım zamanlar da oluyor. Yani böyle yeter dediğim zamanlar da oluyor ama pes etmedim. Etmem de yani. Etmeyi de düşünmüyorum. Daha çok büyümeyi düşünüyorum. Yani iyi olduğumuzu düşünüyorum yani. En başta rekabetin temizlik olması lazım. Evet, işletmecilerden biz güler yüz bekliyoruz. Ama bununla beraber de kendimiz ne yapıyoruz? Kendimizi de sorguluyor olmamız lazım. Ürün önümüze geç geliyor olabilir. Bekleyebiliyor muyuz? Sabırlı mıyız? Evet, zaman artık çok hızlı. Herkes işiyle yoğun. O kadar uzun saat belki bekleme süremiz yok. Ama bu tür yerlere, köylerde, kırsalda olan işletmelere gittiğiniz zaman zaten oranın doğası için, keyfi için gittiğiniz için bekleyebilme lüksümüzü de gösteriyor olabilmemiz lazım. Ve bir kez daha söylüyoruz, bayan işletmecilerimize, bayan girişimcilerimize, kardeşlerimize, büyüklerimize, ablalarımıza saygılı oluyor olmamız lazım. Saygı gösteriyor olmamız lazım. Sektörün her alanında bayan olduğu için onları küçümseme, ezme, hiçbir şey bilmiyor gibi algıları oluşturmak yerine bayanlarımızı daha fazla teşvik edip destekleyip onların elinden tutuyor olmamız lazım ve saygısızlık yapmıyor olmamız lazım. Her sektör için bu geçerli. Evet, her yani normalde bile sektör haricinde de yolda bir insanla çarpışıp neden çarptın ya diyemezsin. Yani görmemiş olabilir, bir şey olabilir, her şey olabilir yani. Saygısızlık her yerde önemli. Evet, bir mesaj ver, selam söyle. Herkesi bekliyoruz, geldiğiniz için teşekkür ederiz.
efendim. Her Milas'a geldiğimizde aslında Milas'ın birçok değerini de değerlendirmeye çalışırız. Daha önce de Menteş ekranlarınıza getirmiştik. Menteş'te hem zeytin var dedik, hem hayvancılık varlığından bahsettik. Sizler çok sordunuz. Sarnıç'ı konuşmuştuk. Şimdi Sarnıç'la ilgili neler oldu onu değerlendireceğiz. Menteş muhtarımızın doğup büyüdüğü ev var arkamızda. Sayın muhtarım, neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi ben gelince buraya duygulandım. Siz ne hissediyorsunuz? Önce sizi tanıyalım. Öncelikle Menteş mahallemizi ziyaret ettiğiniz için sizi teşekkür ederim. Evet. Bizler de daha önceden konuştuğumuz gibi, daha önceki geçen sene bu yıl bu aylarda konuştuğumuz gibi geçen sene diyorduk ki yılın ilk 3 ayı seçimle geçecek diyorduk. Evet. İlk 3 ay seçimden geçti. Allah'ın izniyle Menteş'in halkın tevezzülüyle yeni muhtar seçildik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizim bundan sonraki hedefimiz Menteş mahallesinin yaşanabilir bir mahalle olarak en iyi yerleri getirmektir. Evet. Sevgili seyirciler, o zaman bizim geldiğimizde daha seçim sürecindeydiler. Hızlı da bir ummalı çalışma da vardı. Ama şöyle bir şey söylemişti Menteş Mahalle Muhtarımız Sayın Bayram Arıcı. Demişti ki biz efendim siyaset muhtarı olmayacağız. Bizim işimiz muhtarlık siyaset üstü oluyor olması lazım. Çünkü biz herkesle görüşüyoruz. Herkesinle de işimiz oluyor bizim. O yüzden biz işimize, gücümüze, yolumuza bakacağız demişti. Ve gerçekten de öyle oldu. Evet. Bizim Menteş Mahalle, ben muhtar olarak genel yerel yöneticiler, gerek genel yöneticiler, bizim herkesinden çalışmak zorundayız. Evet. Çünkü mahallemizin sorunları, her iki sistemde de çalışma zorunluluğumuz var. Evet. Bizim mahallemizin daha önceki anlattığım gibi genel hükümetle yapacağımız sorunlar da, çözeceğimiz sorunlar da var. Yerel yöneticilerle çözeceğimiz sorunlar var. Onun için bizim siyasi ayrım yapmak gibi bir lüksümüz yok. Evet. Çünkü neticede bunu zaten aldığımız oy da bunu gösteriyor. Çünkü biz Allah nasip ederse görevim boyunca da bu şeye ilkemi devam ettireceğim. Evet. Aslında böyle oluyor olması lazım. Biz bunu belediye başkanları için de söylüyoruz efendim. Şimdi o zaman şunu sorayım. Arkanızda babanızın yadigarı var. Ne hissediyorsunuz buraya gelince? Valla ben buraya geldiğim zaman, doğrusu söylemek gerekirse, benim burası 1960 senesinde dünyaya geldim ve babamın da 11. çocuğum. Oo maşallah. Biz 11. çocuğuz. Bugüne kadar burada doğduk, burada büyüdük, burada askere gittik, burada evlendik. 45 yaşına kadar burada yaşadık. Ondan sonra direkt ikinci bir ev yaptığımızda, o ev taşındık. Burası yine bizim esas ev, bizim burası yine. Ben buraya geldiğim zaman sanki cennete gelmiş gibi yüzüm gülüyor. Çünkü ne dediyse bu bayağı da karıdır. Evet. Ben her zaman için buraya geldiğim zaman anam babam yanına gelmiş gibi oluyorum. Ya değil mi? Ya 11 kardeş hepiniz burada mısınız? Şu anda biz 6 kardeş sağdık, 6 tanesi ölmüş. Ölenleri de. Şimdi sevgili seyirciler, burasının mükemmel bir manzarası var. Karşımızda Milas ayağımızın altında, zeytin ağaçları önümüzde. Valla bizim bugüne kadar bütün konuştuğumuz arkadaşlarla, Türkiye'nin her vilayetinden konuştuğumuz insanlar var. Evet. Bizim Cenab-ı Allah her şeyi yaratmış ama Milas'ı biraz da farklı yaratmış. Evet. Yani. Çünkü ısısıyla, çevresiyle, deniziyle, doğasıyla, yani Muğlu'da olmayan bir şey yok. Her şey sizde var. Var Allah'a şükür. Allah bize bunu vermiş. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız insan olarak. Son zamanlarda takip ediyorum. Müthiş faal çalışıyorsunuz. Özellikle de işte köylülerinizle beraber geziler düzenliyorsunuz. Aslında bir nevi onların bilgilenmesini, bilinçlenmesini de sağlıyorsunuz. Hayatı boyunca belki hiç Anıtkabir'e gitmeyen insanlar sizinle beraber Anıtkabir'e gitti, gördü. Aslında bu hem güzel, hem duygulu, hem anlamlı çalışmalar. Biz istiyoruz ki aslında herkes böyle bir etkinliğe giriyor olsa, teşvik oluyor olsa. Ne söyleyeceksiniz? Ben benim muhtar olmadan önceki projelerimde vardı. Evet. Menteş mahalle halkını Türkiye'nin çeşitli yerlerine götürmek. Tabii bunu bir an önce faaliyeti geçirmeye çalıştık. Allah'ın izniyle 24-25 Ekim'de Çanakkale'ye gezdik ve toplam 44 vatandaşımızla 5-6 Aralık, 7 Aralık'ta Ankara, Konya. Hem Mevlana'ya gittik, hem Ankara, Anıtkabir'e gittik. Anıtkabir'de resmi tören yaptık. Anıtkabir muzalesini, Atatürk muzalesini çelenk koyduk. Ve o gururu yaşadım. Bugün zamanım olsa ve Allah nasip ederse 2023 senesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünde tekrar gitmeyi planlıyorum. Ya şunu da sormak istiyorum ben size. Peki Anıtkabir'e gittiğinizde hiç hayatı boyunca Anıtkabir'e gitmeyenler ne yaptılar?
Valla bunlar benden daha çok duygulandılar. Çünkü ben daha önceki sefere gitmiştim. Ama ben istedim ki köylüm gitsin. Yani çünkü neticede yani sosyal aktivitesi gelişsin Menteş Mahallesi. İlk defa gidenler ne yaptı orada? Valla hepsi çok duygulandı. Valla? Gerçekten. Ya ne kadar. Yani, şimdi önümüzde Kapadokya var herhalde. Çanakkale var. Yok, Çanakkale gittik zaten. Gittiniz. Tekrar var mı programınız? Var var. Var. Şimdi bizim sırayla bundan sonraki hedefimiz Kapadokya. 20 Mart Nemruz Bayramı'nı Türk'ün doğum şeysinde kutlamasında biz bu sefer Nemruz'u Kapadokya'da kutlayacağız. Neden Allah... öyle bir karar aldınız? Ne, ya şimdi Kapadokya? Ya şimdi Nemruz Bayramı Türklük Anadolu yayılışı şeysinde. Ben de dedim ki biz de Milas'tan Anadolu'ya yayılıyoruz. Evet. Yani orada buluşacağız. Yani oradaki hani günümüz o gün denk gelmesi bizim için de iyi oldu. Çünkü Nemruz Bayramı hepimizin bayramı. Hepimizin, evet. Türklük bayramı. Evet. Yani biz bunu kutlamaktan da gurur duyuyoruz. İnşallah Allah nasip eder. O günlere iş yaparız. Yaşarız. Yaşadıkça da coşarız. İnşallah. Bakalım eğer kısmet bizde denk gelirsek eğer o kutlamaların içerisine belki onlarla beraber biz de Kapadokya yolculuğunu yapmış oluruz. Kısmet tabii ki yoğunluğumuza göre ama muhtarım şeyi çok sordular. Sarnıç'ı. İşte yani bir gösterdiniz bir daha sarnıç kayboldu. Ne oldu o sarnıç? Ne oldu? Şimdi ben muhtar olduktan sonra bütün çalışmalarımızı yaptık. Dilekçelerimizi verdik Milas Belediyesi'nde. Milas Belediyesi'nden geldik, yerinde inceleme yaptık. Muğla Müze Müdürlüğü geldi, yerinde tespitini yaptı. Ve bunun tescilini yapıldı. Tescil yapıldıktan sonra da bu ilgili mühendis arkadaşlarla da bir hesap çıkarttık. Dedi ki bunun maliyeti biz ne çıkar? O gün de söylemiştim 61 TL, 60 bin TL bir şey çıkmıştı, hesap çıkmıştı. Tabii bu esnada da Türkiye'deki bu büyükşehir olduktan sonra bazı mülkiyetlerin devri vardı. Bu devir içerisinde bizim mahallemizin sadece Muğla Büyükşehir'e devre oldu. Ve bu devre olduğuna dair Milas Belediyesi'nden aldığımız yazıydı Muğla Büyükşehir'e verecek. Şu anda Muğla Büyükşehir'den yapılmasını bekliyoruz. Aa, çok iyi. Bundan sonra onlarla beraber evet. Çalışacaksınız. Evet. Peki nasıl yürür? Peki neler olması lazım şimdi? Ya bizim yapmak istediğimiz önce bir içine dışına bir tadilatını yapıp çevre düzenlemesi yapılıp orada işte bir orada vatandaşların akşam sabah iki tane bir masa koyup çayını kahvesini içip biraz da suyunu da biraz hafta suyu verip oranın daha güzel yeşil hali, daha aktif, daha bir canlılık getirmesi için amacımız bu. Evet. Şimdi muhtarım burası Milas'ın merkez mahallesi. Evet. Aslında göç alan da bir mahalle ama göç verdiler mi, gençler nerede onu soralım. Yani onu soruyorlar aslında. Evet, merkez mahallesi burada engelliler için Türkiye'nin örnek diyebileceğimiz bir okula da sahip. Gerçekten muhteşem bir okul var. Kendimiz gezdik, hatta muhtarımızla beraber gezdik, bilgi de aldık. Sağ olsun hocalar bize yardımcı oldu. Aslında bu Milas için bir kazanımdı. Ama var mı? Gençler göç ediyor mu? Şimdi evet, şu herkes bu tarafa geliyor, villa yapıyorlar ama. Şimdi bizim Menteş mahallesinden Milas'a göçen insanımız çok azdır. Yani neticede ya gitmesi için ya memur olması lazım. Evet. Yoksa bizim yani göç biraz bizim orada zor olan bir şey. Evet. Biz genelde göç alan bir yeriz. Göç alıyorsunuz. Evet. Yani son zamanlarda işte büyükşehir olduktan sonra da sürekli hem nüfus bazında hem yatırım bazında büyüyen bir yeriz. Evet. Onun için bu büyüyeni ayak uydurmak için varımızı gücümüzü 24 saat hizmete devam etmek için çalışıyoruz. Evet. Gençler nerede? Gençlerimiz okuma oranı yükseliyor. Her geçen gün okuma oranı yükseliyor. Diğer esnaflık yapıyorlar. Esnaf yakın olduğu için Milas gidip gelmez. Hani çok insan da artık yakın olduğu için zaten şehir içi dolmuşumuz da var. Yani böyle bir ulaşım zorluğu da yok. Onun için yani Milas'a pek bizden bir göç yapan yok. Çok nadir. Yani. Bizim izleyicimiz sizin bir açıklamanız vardı. Onu çok sevdim. Demiştiniz ki benim köyüm okuyan bir köy evet. Ama neden benim köyümden de bir milletvekili, işte bir devleti yöneten kadrolarda benim köylülerimden biri de olmasın diye bir söyleminiz vardı. Evet. Bunu aslında çok takdir etmişlerdi. Ne söyleyeceksiniz bununla ilgili? Ben o konuda aynı sözümün arkasındayım. Çalışmalarım o yönde devam ediyor. Allah nasip ederse o da olacak. Çünkü yetiştireceğiz mi? Yetiştireceğiz. Mutlaka Türkiye'de. Benim en çok meslek olarak sevdiğim yer Türkiye'de devlet planlama teşkilatıdır. Yani.
Çünkü bütün devletin, bütün kurumlarının yatırım hizmetleri buradan iş olduğu için benim elimden gelen her şeyi Türkiye'nin her mevkisinde, her bürokrasisinde mutlaka bir MEN teşkilinin olmasını istiyorum. Ama devlet planlama teşkilatının olmasını daha çok istiyorum. Daha önemli. Tabii benim için devlet planlama teşkilatı çok önemli. Evet. Çünkü Türkiye'deki mesela bir Özal'ı var idi, devlet planlama teşkilatından gelmesidir. Çünkü devlet planlama teşkilatının yapısı Türkiye'nin yapısıdır. Onun için ben ömrüm olduğu sürece muktedir olayım olmayayım. Evet. Tabii ebedi de her hani ölüm yani her şeyin bir zamanı vardır ama ben sağ olduğum sürece MEN teşkilatından bu yere bir kadro yetiştirmek için elimden gelen var gücümle çalışacağım. Benden olacak her türlü maddi manevi desteği her zaman hazırım. Ya ne kadar güzel bir şey. Bunu çok takdir etmişlerdi. Bir kez daha biz ekranlardan bunu yansıtalım. Peki köyün neye ihtiyacı var şimdi? Bizim Menteş köyünün şu anda daha önceden demiştim 20K yaptık. Evet. Sağ olsun büyüklerimiz bu konuda yardımcı oldular. 20K çalışması bitti. Bundan sonraki hedefimiz imar planını köy imar planını getirmek. Bu imar planı geldikten sonra arkasında kanalizasyon getirmek. Evet. Kanalizasyon getirdikten sonra da artık normal bir mahalle işlerini yapmak. Şu andaki en büyük hedefimiz önümüzdeki birincisi dönel kavşağımız ihtiyacımız var. Muğla yatan karayolu 3.4 kilometrede. Bir de elektrik yatırımı ihtiyacımız var. Bir de mahalli ana yol ve ara yollar. Ya bu da çok önemli. Evet. Bunların da yapılması gerekiyor. Yani eksikleri giderilmesi gerekiyor. Sağ olsun başkanlarımız da bu konuda yardımcı oluyorlar. Hepsine buradan teşekkür ederim. Ben teşekkür için bir çivi çakana her zaman teşekkür ederim. Değil mi? Aslında önemli olan o. Peki bundan sonra şimdi yapılması gerekenleri biliyoruz. İhtiyaçlarımızı biliyoruz. Yol haritasını da zaten çizmiştiniz siz. Projelerinizle yapacaklarınız da belliydi. Peki ne yapacağız bundan sonra? Vallahi bundan sonra önümüzdeki zaten gezilerimize devam edeceğiz. Evet. Şu andaki Menteş Gençlik Spor'da bir kulübümüz var. Kulübümüzü de evet. Evet, U12'de maçlarımız bitti. 5. sırada bitirdik. Şu anda önümüzdeki ayın 14'ünden itibaren, 14 Mart'tan itibaren U11 dalında bir şeyimiz var. Futbol sezonumuz var. Allah nasip ederse onu da yapacağız. Gençlerimizi bir taraftan spora yönlendiriyoruz, bir taraftan da eğitimi yönlendiriyoruz. Çünkü ne geldiyse cehaletten gelmiştir. Okumalı. Değil mi? Aslında evet. Sizin bu yapmış olduğunuz geziler de bir nevi aslında tabii, eğitime tarih, de katkı. Tabii. Hem bilgileniyorlar hem kaynaşıyorlar da aslında evet. Yani Menteşliler. Benim mesela gezi düzenlemem en büyük sebebi mesela Çanakkale'ye gittik. Orada binlerce şehidimizi gördük. Mezarlarını ziyaret ettik. İşte o vapurları ziyaret ettik. O işte yaşanan olayları ziyaret ettik. Ondan sonra Efendimiz'in Truva'yı gezdik. Tabii bunlar hep tarihi yerler. Buradaki yaşanan savaşlardaki insanların, o günkü askerlerimizin şeylerini, mesela Mareşal Fethi Çakmak'ın kardeşinin subay olduğunu ben bilmiyordum. Ben orada öğrendim. Şimdi çünkü her şeyi doğru konuşmuyor. Mesela Anıtkabir'e gidip, Anıtkabir'de güzel bir resmi bir törenimiz oldu. Gerçekten ben çok duygulandım. Her fiyende resmi programımı yaptım. Ya benden beraber giden herkesin de memnun oldular. Evet. Bana şunu söylüyor vatandaşım. Muhtar bir dahaki gezi ne zaman? Değil mi? Yani onlar şimdi, da mutlu. Evet. Şimdi bizim şunu bir düşün mesela Menteş Mahallesi'nde 780 vatandaşımızın oturduğu bir mahallede 52 gibi bu Allah nasip ederse 20 Mart'ta 52 vatandaşımızı Kapadokya'ya götüreceğiz. Değil mi? Buraya gittik geldikten sonra hedefimiz Batum. Oo çok iyi. İki gün orada iki gece kalacağız. O gün programımız 3-4 günlük olacak. O şekilde bir projemiz var. Allah nasip ederse onu da Temmuz Ağustos gibi bir şeyde tarihte düşünüyoruz. Vallahi çok iyi. O zaman ülkemizdeki bütün muhtarlarımıza örnek olsun. Bir muhtarlık olarak öncülük yapıyor olmaları gerçekten güzel. Bunu zaman zaman bazı bölgelerde, belediyelerde görüyoruz. Ön ayak oluyorlar. Ama aslında iyi bir şey. Bunu biz Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Güren'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Geçen sene yapmış olduğu veya evvel seneydi yapmış olduğu bir toplantıda
Hayatında ilk defa Anıtkabir'i gören kadınlar vardı ve o kadınlar oraya gittiğinde gerçekten yani yaşları da çok ileriydi. 60 yaşının üzerindeydiler ve hüngür hüngür ağladıklarına biz şahitlik etmiştik. Bu gerçekten çok önemli bunlar. Yani daha biz birbirimizin kendi ülke sınırlarımızın içerisinde nerede ne varı bilmiyoruz, tanımıyoruz birbirimizi. O yüzden önce biz birbirimizden başlıyor olmamız lazım. Hem sevmeye, hem tanımaya, hem öğrenmeye. Valla ben gezilere gittiğimizde en çok Japonları gördüm. Değil mi? Japonları gördüm. Hem Çanakkale'de hem Ankara'da. Hep bu insanları gördüm. Yani yerliden fazla bizim Japonlar hep onlar daha çok demek kültüre önem veriyorlar. Değil mi? Tarihe çok önem veriyorlar. Çünkü bizim tarihimizi çok iyi okumamız gerekiyor. Evet. Çünkü köklü bir millet olmak için köklü bir tarih okumamız şart. Ya, evet. Şimdi muhtarlığa gelip Menteşliler ne soruyorlar size? Ne istiyorlar sizden? Bizim burada vatandaşın en çok istediği muhtarım buradan bir yer alabilir miyiz? Değil mi? Evet. Biz de diyoruz ki kardeşim biz tabii bu tür şeylere aracılık etmek istemiyoruz. Neden aracılık etmiş? Çünkü biz neticede devleti temsil ediyoruz. Evet. Onun için vatandaş diyoruz ki satılık bir yer varsa git kardeşim filan yer, satılık yer var, kendin konuş. Evet. Bugüne kadar da ya çizdiğimiz çizgi budur. Çünkü neticede insandır. Yani biz oradaki bir insanın adamı tanıyamayabilirsin. Tanımadığım bir insana da ben tutup da öyle şöyle böyle diyemem. Çünkü neticede Türkiye'de bu işleri yapan kurumlar var. Evet. Yani sizin köy sınırlarınız olduğu evet. için o yüzden riske de girmeye gerek yok. Evet. Bizi izleyenlere bir mesaj verir misiniz? Tüm Menteş köyü tanıyanlara saygılarımızı, sevgilerimizi kucak dolusu hepsine kucak dolu selamlarımı iletiyorum. Evet. Hepsine sağlıklı ve mutlu günler dilerim. O zaman genç kulübünüze de bir mesaj verin. Bizim Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde Menteş Gençlik Spor'un dallarını daha çoğaltacağız. Dallarını daha çoğaltacağız. Güreşi koyacağız, tekvandoyu koyacağız. Diğer dallarda da 11 dalda zaten yetki aldık. 11 evet. dalda da devam edeceğiz. Ama önce maddi sorunu çözmemiz gerekiyor. Değil mi? Evet. Yani şimdi aslında sevgili seyirciler eskiden muhtarlıklarda bütçe vardı. Kendi sorunlarını, kendi sıkıntılarını o bütçelerinden oluşturabiliyorlardı. Hatta bir muhtarlık tek başına devasa konserlerde, etkinliklerde düzenleyebiliyordu. Ve tüm köylüleri bir araya getirip dışarıdan gelenleri de ağırlayabiliyordu. Ama tabii ki şu anda bütçeleri kısıtlı. Desteklenmeleri lazım. Desteklenerek onlar da yol haritalarını çiziyor olmaları lazım veya projelerini çözümlüyor olmaları lazım. Milas'ın bir de çok kalabalık değil mi? Kaç köyü var? Milas'ın bizim gibi 114 tane köyü var. 5 yani, beldesi var. Toplam şu anda 132 mahallesi var. 132 mahallenin de hizmet görüyor olması işleri daha yavaşlatıyor. Tabii biraz da kırsal olması da kırsal, etkili. Kırsal değil mi? Hala yani biraz da kırsal. Şimdi şöyle bir şey var. Biz her ne kadar adımız köy mahalle de olsa aslında biz köyüz. Evet. Çünkü neden? Sen biraz önce gördün. Keçi çobanımız var, koyun çobanımız var, sığır evet. çobanımız var, zeytinimiz var. Biz yine üretiyoruz. Evet. Yani köylü diye niye demişler? Ürettiği için demiş. Ya biz yine üretiyoruz zaten. Üretiyoruz, ya da yasal olarak mahalleyiz. Senin zeytinleriniz nasıldı? Güzel. Onu da sorayım. Güzeldi. Allah'a çok şükür. Allah eksiklerini çektirmesin. Güzeldi. Evet. Bir nevi de zeytin mahallesi burası. Yani zeytin köyü desek yeridir. Aşağısı yukarısı zeytin dolu. Evet. Zeytinimiz çok boldur. Zaten şimdi biliyorsun bizim bu şehirleşme içerisinde de zeytin kanunu da biraz engel. Değil mi? Evet. Tabii. Ondan dolayı. Ama şey ikiye ayrılan bir köy yapısı var. Hayır. Şu Muğul yolu içinden geçtiği için eskiden beri içinden geçtiğin eskiden de öyleydi. Yani ben bileli böyledir yıllardan beri. Aynı köy yani değişmemiş yok. Aşağı mahalle yukarı mahalle. Bir şey yok. Hep aynı mahalle. Hı. Sadece mevki olarak değişiyor. Orası Hacı İsa Dağı, burası Dip Sarıç, aşağısı da merkez mahalle olarak geçiyor. 3 mahalleden oluşan bir köy mahallemiz var. Bayağı büyük o zaman. 3 sokakımız var, evet. Bayağı büyük. Peki 3 mahalle, 3 sokağın birbirleriyle diyalogları, iletişimi nasıl? Güzeldir. Sorun yok, herhangi bir sorunumuz bazı yoktur. Bazı yerlerde ne, Alkuzey Mahallesi, Güney Mahallesi ayrılırlar. Şey, hayır, öyle bir şeyimiz yok. Hayır, öyle bir şeyimiz yok. Biz 780 kişi tek bir vücuduz. Ya, yani evet. Burada insanlarımızı... Öyle bir şey söylememiz doğru olmaz. Çünkü hep biz bir türüz. Hepimiz 780 kişilik bir aileyiz. Evet. Birlik ve beraberlik adına tabii. Bir mesajınızı alayım. Valla Menteş Mahallesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde gelişip güzelleşecektir. Herkes zaten bizi bunu
bunu zaten yapacağımız inandığı için bize oy verdiler. Biz de bu güvene layık olmayı için günümüzün son gününe kadar devamlı çalışacağız. Ha, muhtar olmasak da ne olur? Biz muhtar olmasak da geçmişte olduğu gibi gelecekte de gelen arkadaşa da yardımcı oluruz. Amacımız nedir? Köye hizmet etmek. Evet. Köye hizmet ettikten sonra yani bugün ben olurum, yarın bir başkası olur. Bizden önce insanlar da vardı. Bak şu anda 2 gün önce eski muhtarımız, görevi aldığım muhtarımız vefat etti. Ya, evet. Tabii bu da biz üzüldük ama tabiatın da gereği. Allah rahmet eylesin. Yaptığı hizmetlerden dolayı ben onların hepsine de geçmiş muhtara, 4 muhtar vardı benim sağlığımda. 4'ünü de plaket verdim. Ya, teşekkür etmek için. Evet. Çünkü herkesi yani yapılan işi takdir edeceksin, teşekkür edeceksin. Evet. Çünkü neticede o insanın o yorgunluğu giymesi için. Evet. Şimdi efendim aslında Menteş Mahallesi aynı zamanda Bahar Bayramı'nda düzenliyor. Biz geçen sene Bahar Bayramı'ndaydık burada ama bu sene biraz daha farklı bir etkinlik olarak hazırlayacaklar sanırım. Ya bu sene farklı bir etkinlik olarak şöyle bir şey var. Şimdi biz bugüne kadar 7 tane etkinlik düzenledik. Bunun içinde bahar şenliği yaptık. Bunun genelde Mayıs aylarını bahar şenliği yaptık. Diğer taraftan Ağustos aylarında 30 Ağustos Zafer Bayramı, onları ozanlarla yaptık. Bu sene de dedik ki ilk muhtar seçildiğim zaman biraz önceki sarıcın başında Mehterli bahar şenliği yap dedik. Bu sene de Mehterli bayram şenliği diyoruz. Aa çok iyi ya. Yani adını, tarih belli mi? Tarih belli, 25 Mayıs. Çok teşekkür ediyorum şey Sayın Muhtar'ın verdiğiniz bilgiler için. Efendim sizler sorduğunuz sorularınızı biz muhtarımızla beraber değerlendirdik. Sarnıç'ı hiç merak etmeyin, takip edeceğiz önümüzdeki günlerde. Sarnıç'la ilgili neler oluyor onları ekranlarınıza getireceğim. Gezilerle ilgili çok soru gelecektir bundan sonra, ben eminim sizden. Gezilerle ilgili de yapılan kültür etkinliklerini öyle söyleyelim. Onları da size aktaracağız ilerleyen zamanlarda. Efendim çok teşekkür ediyorum. Size ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Ve Menteş halkına da çok teşekkür edelim. Ve bir Menteş'in de bir başka güzelliğini, bir başka köşesinden, bir baba yadigarı, ata yadigarı olan yerden dedik ki röportajımızı buradan yapalım. Anılar da kalsın. Anılarımızın işte Ege TV ekranlarında Anadolu Kervanı ile sayfalarımıza yerini almış olsun. Teşekkürler, selamlar. Teşekkür ederim. Selam söyleyin. Tüm Menteş köyü tanıyan tüm vatandaşlarımıza, insanlarımıza Menteş gününe saygılar, sevgiler, en güzel günler onlara olsun. Evet. Allah kimsenin acını göstermesin. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim Sayın Muhtarım. Çok sağ olun.